size yine bir benzinlikten sesleniyorum. Şöyle bak, şurası Erciyes Dağı, tamam mı, aslında buradan muhtemelen hiç görünmüyordur. Ben canlı gözle biraz görüyorum. Bulutlu. Yani inşallah yarın hava açılır da Erciyes'in heybetini bir görürüz. Çok güzel bir görüntüsü var. Gerçekten böyle insan böyle vay be diyor. Kayseri'ye geldik. Kayseri tabelası şurada duruyor. Lavuk tırcı bana kötü şeyler yaptı. Onu sonra anlatırım. Amına koydum. Lan böyle geçiyorum yanından, sinyal verdi. Sinyali gördüm, dedim bu lavuk girecek. Kornaya bastım. Hop hop hop. Dikiz aynasından şöyle baktı. Yine de geldi ipne ya. Orospu çocuğu. Bunları sikeceğim bunları. Ne var diyor sonra. Anlamı var. Ne olacak, ölüyorduk orada. Avrupa'da bak bir kere başıma gelmedi. Biz oradan o yarışıyor, oradan arkadan Şahinci benimle yarışmaya çalışıyor. Tır üstüme kırıyor falan. Bazısı da çok seviyor. Çok seviyor yani, hani böyle bayılıyor. Aa Halley falan, ama böyle benimle temasa girmek adına beni öldürüyor. Sevgisinden öldürecek memleketimin insanı. Bu tırcı ama memleketimin insanı olmasın ne olur. Yani geri kalan güzel, iyi. Misafirperver insanlar etrafta. Ülkede gezmek, kendi ülkende gezmek daha rahat. Yani hem kendi dilini konuşuyorsun. Hem yani işte kaskını bir yere bırakabiliyorsun. Abi şunun ucundan tut, şunu şöyle em, bunu... Em değil lan, neyse işte. İşte şunu şöyle yap, güzel. Ama yollar, diğer araçlar gerçekten insanı bunaltmıyor değiller. Bir de yollar şey böyle. Asfalt ama nasıl asfalt? Aman koyayım, öyle asfalt işte. 60'lar asfalt. Dört tekerle hissetmezsin onu ama motorla bazen zor oluyor. Ben gideyim Kayseri'ye de bir yerde uyuyayım. Yarın Malatya'ya gidelim. Sana ellerimi sakın bırakma, bana huzur veren tek yer senin yanın, unutma. Gün varıncaya kadar sabaha, sakın hiçbir yere kalkma, fazla bir şey istemem, sadece dur burada. Bu ara ihtiyacım var sana, ellerimi sakın.
ben neticede Malatya'dayım. Malatya'ya kadar gelmeyi başarabildim. Bu da hep esiyor amına koyayım buralar. Hep şey olacak. Türk iş. Türk iş değil, yalan olmasın şimdi. Yalan söyledim, Türk iş değil. Türk Riders ekibi beni karşıladı. Onlarla beraber yemek yedik. Teşekkür ediyorum buradan onlara şu an. Sonradan izleyecekler bunları. Sefa burada kepçesi şu an. Onu da söyleyeyim. İyi bir çocuksun ama neyse. Şimdi onlarla beraber bir yerlere gidip gezeceğiz. Bakalım. Yarın esas Malatya turunun etrafında neler varsa onları gezeceğiz. O şekilde gidelim de biraz gürültü yapalım. Ben iddia ettim, dedim ki Allah'ın evinin önünde hırsızlık olmaz diye, ama yok yine de bağlayalım. Şunu açalım. Dediler de. Şunu da şöyle yapalım. Oo, tamam. Canavar. Motoru çalarlarsa çalsınlar. Motoru çalsınlar. Onu... Çalmasınlar. Bir şey olmaz. Çünkü Battal Gazi Belediyesi'nin oradayız. Gezdiriliyorum bu sefer daha iyi. Biraz ünlü olunca hemen böyle gezdirilmeye başladım. Siz dersiniz şimdi götü kalktı bunu falan dersiniz. Neyse. Bu konuya daha girmiyorum. Şimdi burası Malatya'nın Ulu Camii, ama sanki bana şeymiş gibi geliyor. Her ilin bir Ulu Camii varmış gibi geliyor. Ya da bu Ulu Camii, bu bizim bildiğimiz Ulu Camii mi acaba? Bilmiyorum. Anadolu Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat döneminde 1224 yılında yapılmış. Onu biliyoruz. Ama Keyhüsrev zamanında yapıldı da kayıtlıymış falan filan. Çiniler miniler bir şeyler varmış. Bir camiymiş. Anadolu'da tekmiş bu. Çünkü yaparken bölgenin iklim şartlarına göre yapmamışlar. Bazı sıkıntılar çıkmış herhalde. Ondan sonra bir tek buraya yapmışlar camiyi. Şimdi o kadar kilise gezdik, katedral gezdik, cami gezmeden olur mu? Olmaz. Bakalım dışarı bu şekilde. Bak, taş çok seviyorum ya. Taşı güzel yapıyorlar abi. Taş iyi. Taş candır. Tabii muhtemelen içi çok güzeldir. Siz dışı için Google'a yazıp bakabilirsiniz. Ben dışını şöyle sizin için çekiyorum. Böyle. Ferah bir ortam. Gölge çünkü. Güneş Malatya biraz ısındı. Yağmur yedik. Burada da şimdi güneş. İnsanoğlu da hiçbir şeyden mutlu olmuyor. Yağmur yağıyor, güneş çıksın diyor. Güneş çıkıyor, yağmur yağsın diyor. Küfretmiyorum. Neden? Caminin yanındayım. Altın elbiseli adam gibi oldu değil mi? Antipatik neyse. Devam edelim. Öğrendiğim bilgilere göre. Öğrendiğim bilgiler derken adam anlatıyor, ben burada size çakıyorum. Neyse. 2007 yılında restore etmişler. Kötü restore etmişler diyor. Orijinali bozmuşlar. Buraya taşları koy. Ama biz zaten restorasyon yapmayı becerebilen insanlar değiliz. Kötü yapıyoruz o işleri. O yüzden bu yeni bina gibi yapmışlar diyor. Doğru olabilir. O bizim Yunanistan'da yapmış onun gibi. Bu arada Allah'tan Kayseri'den çıkarken duşumu aldım. Ulu Cami'nin içine girdik. Yalnız dışarıda Çinliler miniler falan yazıyordu. Çinli mini. Yok. Bak burada gidebileceğimiz, görebileceğimiz yerlerin bilgileri var. Battal Gazi, Eski Malatya Surlar ve Kale. Ulu Cami'deyiz şu anda. Birazdan Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı'na gideceğiz. Ne var başka? Karahan Cami, Toptaş Cami. Buraların işte camileri, türbeleri falan. Aha. Şöyle bir bakacağım. Kümbet var. Nefis Hatun Kümbeti falan. Oralara gideceğiz. Sen bak. Tamam, ben şimdi gideceğimiz yerlerden. Evet. Çin restorasyonu yani çok iyi saklanmış durumda. Değil, restorasyonda iyi yapmışlar dedikleri gibi biraz şey olmuş restorasyon, iyi olmamış önce. Daha 1200 yılından beri duruyor vallahi, helal olsun. Evet. Minaresi de orada. Eski hali şu mudur denir bilmiyorum. Böyle.
Evet. Eskiden harç olmadığı için bu taştan aslında keçi kılı, zeytinyağı, deve kuşu yumurtasının akını koyulardı ki çocuk girsin. Bu harcın bir özelliği var. Deve kuşu yumurtasının akının girdiği yere örümcek almayacak girmez. Ama eskiden muhtemelen çünkü bu taşları yeni yapmışlar. Caminin bu tarafları hiç kullanılmaz haldeymiş gibi geliyor. Sonra yapmışlar. 4200 kişilik kapasiteye ulaştırmışlar. Evet. Burası kışlık bölgeymiş. Şu aralar falan onlar biraz daha eski. Şu dışarısı da eski dokudan kalma muhtemelen. Ama onun dışında bence restore de etmişler. Hiç etmemelerinden iyi tabii de. Koruyabilmişler mi bilmiyorum. O şekilde Oğlu Camii'de böylece gezmiş olduk. Şimdi gidelim. Başka bir yeri gezelim. Bir ferah bir cami ama. Gerçi her cami ferahtır. Camide cami iyi. Motor görmeyince kızıyorsunuz. Niye motor çekmedin abi falan diye. Hep sinek oldu. Bu görüyor musun? Bak bunları hep amına koymuşum sineklerimi. Bir yıkatmakta yarar var. Neyse. Şu Massey Ferguson da var orada merak edenler için. AK Parti, MHP, karışık seçim öncesi ya. Her yerde bir bayrak var böyle. Ama gel görelim ki arkamızda Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı var. Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı eski. Tarihini bilmiyorum. Öğrenirim ben şimdi içeriden size söylerim ancak eski. Kervan saray sonuçta. Şu an ne kervan var ne saray var. Saray var. Ama kervanlar için değil. Yani içeridekileri de kervan hayvanından da sayabilirsiniz tabii. Falan desem çok bir şey olur. Anlaşılır mı yani? Neyse. Eskiden burası restorasyondan önce çok kötü bir yermiş. Tinerciler varmış, altılmış, pismiş. Önünden bile geçmek istemezmişsin falan iken sonra burayı da restore etmişler ve ziyaret edilebilir güzel bir yer haline gelmiş. Gördüğünüz gibi amca daha da güzel bir yer haline gelmesi için Tatlıtepe'nin üzerinden ağaçları suluyor. Neyse. Burası güzel bir yer haline gelmiş. Burası bir kervan saray. Kervan saraylar nedir? Bilmeyeniniz var mı? Ben anlatayım. Yanlış da olabilir ama hatırladığım kadarıyla yol güzergahları üzerinde kervanların, kervan sahipleri yani ticareti desteklemek amacıyla yapılır aslında. Rahat rahat konaklayıp yollarına devam edebileceği yerlerdir kervansaraylar. Bunlar hep ticareti desteklemek amacıyla zamanında yapılmışlardır. Hani nasıl mesela? Abi bilmem ne oğlu beyliği üzerinden mi gidelim? Yoksa şu beylik üzerinden mi gidelim diye soruyor öbürü öbürüne. Öbürü de diyor ki yok kanka diyor öbür beyliğin orada kervansaray az. Ama şu beyliğin üzerinde şu kervansaraylar var oradan gidelim en azından konaklarız falan. Ne yapıyor? Öbürünü tercih ediyor. Kervansaray ekonomiye de yarar veriyor kervansaray. O mantıkla düşün yani. Neyse. Böyle bir kervansaray ama şöyle baktığımda burası deve parkı mıydı eskiden mesela bu avlu. Hiç gözümde canlandıramadım. Develerini park ediyorlar insanlar herhalde. Atlarını matlarını. Tarkan Han hamam da olur böyle yerlerde. Tarkan orada içki, yemek ve kadın ister. Selamünaleyküm arkadaşlar. Konuş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burası da kervansaray. Anlatacağım mı? Dur ben bir gezeyim sonra siz hangi İngilizce anlatın ama. Burası yine bir kaplumbağa var orada. Böyle gezdik kervansaray. Çocuklara anlattıracağım şimdi. Şu an sizin için acayip izinler alıp bayağı uğraşıp bir atölyenin içine girdim. Bu atölyenin özelliği Obama. Görüyorsunuz bakın Obama. Obama zamanında Malatya'da ayakkabı boyacısıyken ünlü bir ressam tarafından resmi çiziliyor. O resim bu. Bu Obama. Vallahi hiç inanmıyorsunuz ama. Burada merhabalar. Ünlü oldunuz. Evet. Bu da Malatya'nın delisiymiş şu. Kayısı kadar ünlüymüş. Şu bak şu. Ama ben daha göremedim kendisini. Böyle çarşıda pazarda gezerken böyle diye yanıma geliyormuş deli. Ne? Gitar buldum. Thank you.
Bulduğum her gitarı da çalarım. Öyle bir havam var. Kervansaray. Neyse. Şimdi bizim restorasyonla ilgili az önce bana Malatya'dan eşlik eden arkadaşım var. O da ona anlattım mesela konuyu. Aslında size anlatmam lazım. Şöyle bir şey var. Şimdi burası bir kervansaray. Size kervansarayla ne olduğunu anlattım. Şimdi burayı restore etmişler ya. Bunu çok güzel. Allah razı olsun. Burayı tekrar bize kazandırmışsınız. Teşekkür ederiz. Kurtarmışsınız. Çok iyi. Ama şöyle bir problem var. Restorasyon konusunda şunu yapamıyoruz. Burayı kervansaray gibi yap burayı. Nasıl zamanında kervansarayda şu yoksa, şu şöyle bir şey, burada da olmasın. Yani ortada develerin su içtiği, işte sağda solda develerin bağlandığı falan, işte insanların oturup yemek yediği bir şeyler varsa onu yap. Restorasyon öyle yap. Eskisini yansıt bana. Ben buraya girip yepyeni bir kervansaray gördüğüm zaman mutlu olmuyorum ki. Bu da acayip bir şey oldu ha. Bu programda çok şeyim, neyim, bilinçli bir geziciyim resmen. Sürekli sosyal mesaj veriyorum. Çok acayip. Gideyim şurada. Beni çağırdılar. Oyun parkı mı burası? Tamam. Neyse kaskımı düşürdü. Görmediğimi zannediyor. Bak suçlu. Şimdi oradan götüm geliyor. Allah'tan zaten düşmüş olan kaskımı düşürdüğü için sorun olmadı. Hani yeni kaskımı düşünseydi çok acı olaylar yaşanabilirdi. Şurada ise görmek istersen. Bir de bak ses çıkartmıyor orada. Gülüyor. Neyse Allah'tan zaten düşük kask. Hani neyse. İçeri geldik. Çocuk parkına dönmüş burası. Muhtemelen bunlar da eski, dokunmayın diye camla kaplamışlar. Ya da yeniyi de camla kaplamış olabiliriz. Çocuklar konsantrasyonumu çok dağıtıyor. Hiçbir şey anlamıyorum çocuklarla. Burası da iç kısmı muhtemelen kervansarayın. Ama kervansaray mıdır? Ya bak dedim ki adım adım Anadolu yapacağım dedim ama işte adım adım Anadolu'da şey olmuyor, küfür edemiyoruz çok. Ama gelmiyor değil insanın aklına. Neyse gördüğümüz gibi buranın tavanını olduğu gibi beyaza boyamışız restore ederken. Almışız ne yani beyaz olsun demişler, beyaza boyamışlar. Ne abi işte bura ne? Şunlar da eski duvarlar herhalde. Bu da herhalde 1200 yılından kalma bir havalandırma olabilir. Bilemiyorum. O zamanlar Selçuklu nasıl şey yaptıysa. Şimdi bu kervansarayın yukarıdan bir halini yapmışız, göstermişiz. Ben kızıyorum. Bak hala bunun bari eskisini yap. Eski hali, yeni hali diye bir koy. Yani eski kervansarayken nasıldı burası? Ne oluyordu? Bir canlandır. Şurada develer mi vardı? Ben bir göreyim onu, bir kafamda canlandırabileyim. Yok, ben buna çok kızdım abi. Bilmiyorum ama neyse böyle bir kervan saray olmuş burası. Silahlar Mustafa Paşa Kervan Sarayı. Tarihine bakalım ya, ona bakmadık hiç. Ne diyor? Bostanlı Mustafa Paşa tarafından yaptırılmış ve kendisine hediye edilmiştir. Padişah 4. Murad'ın silahtarı Bostan'ın Mustafa Paşa tarafından yaptırılmış ve kendisine hediye edilmiştir. Mustafa Paşa'nın eski Malatya'da bu handan başka bir hamam ve sevilinin olduğunu Evliya Çelebi yazmış. 4. Murad tarafından inşa ettirilmiş. Osmanlı yapısı, Selçuklu yapısı da değil. Orada yanılmışız. Burada. Anlat. Burası abi kervansaray, 1637 yılında 4. Murad'ın silahları Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştı. Eskiden de abicim buraya kervanlar gelip üç gün yazın dışarıda, kışın içeride yatıp kalkıyorlarmış. Yukarıda Ulu Cami de var. Ulu Cami de 1224 yılında Selçuklu Sultanı 1. Ahmet Yakubat tarafından yaptırılan cami. Anadolu İran'ı Selçuklu mimar gelen sürdüren tek nereli tek av camisidir. Devam et hep beraber. Yukarıda kanlı kümbet de var. Kanlı kümbet de devam. Devam sen de devam. İkimiz beraber. Sen de gir. Sen biliyor musun? Sen de gir. Hep beraber. Hep beraber. Daha iyi olur. Kestik. Çok iyi. Tamam kestik. Koro yaptık. İyi oldu. Şimdi,
Çıkarıyorsunuz. Okul harçlığı vermemiz lazım size. Ben şimdi bakacağım. Ama yanlış bilgilere göre çok ilginç bir şey öğrendik. Bunu da mutlaka gel görmen lazım. Gelip göreceğim. Gördüğünüz camlar içten dışa geçilmesinin nedeni eskiden tamam, elektrik olmadığı için güneş ışığı vuruyormuş. Bir ikinci nedeni ise eğer savaş olursa okul buradan dışarı rahatlıkla atabiliyorlar. Ama dışarıdan dar olduğu için dışarıdan içeri rahat giremiyorlar. Doğru, çok mantıklı. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ama bende bak burada 1, 2, 3 buçuk lira para var. Bu hepinize yetmez. Ben bölüştürürüm. Yapar mısın? Abiniz bu mu? Evet, ben büyük benim. Abi siz bölüştün yani. Kişi baş... Güvenmiyorsunuz mu buna? Ben buna güvenmiyorum. Vallahi veririm abi ya. Abi veririm. Ben güveniyorum. Abi, vallahi ben bölüştürürüm. Abi herkese 50 kuruş. Ver, herkese 50 kuruş. Ara ne yapıyorsanız yapın. Ben bana 50 kuruş düştüm. Dön, bebelerin parasını ver ha. Şşş. Bu 50 kuruş ne oldu? Benim 50 kuruş. Bebelerin parasını... Heh, tamam. Kovandama yapılırken fakir fukarayı buraya koyuyorlar. İçeriye bir ışık tutalım. Daha da büyüktü kapısı kısıntıdı. Öyle mi? Ha, fakir fukara burada yatıyormuş, zengin parası olan da burada yatıyormuş. Hayvan hayvan alıp gidip kullarını içiyor. Hayır, zenginler dışarıda yatıyor. Zenginler dışarıda, işte fakirler burada. Ha, zaten. İçeriye şöyle küçük bir ışık tutuyorlar. Yatak vardı, yataklar kaldı. Yataklar mı vardı? Ha, burada yataklar varmış. Restorasyondan sonra kaldırılmış. Adına sıçmışlar yer onu. Aynen öyle. Bırak kalsın abi, ben de bunu anlamıyorum ya. Yani onu yatağı da restore et. Bırak kalsın deyince ben de kapağı kapatıyordum ya, bırak kalsın dedim. Yani burada şey tabii, hayvanları aşağı alıyorlar ki yukarı ısıtsın hesabı, hikayeler vardır. Yok, hayvanlar buradaymış, bu bölmedeymiş. Fakirler oradaymış, hayvanlar vücut ısısıyla zenginleri ısıtıyormuş. Yani şey de var mesela, bazı Anadolu'da da olur, tam altta olur. Hayvanın ısısıyla evden ısınır. Evet. Hikayesi burada öyle. Muhtemelen var. O zaman ne yapalım? Çıkalım mı buradan, gidelim mi? Kervansaray olayımız bitti, evet. Şimdi diğer... Nikah salonu gibi bir şey oldu artık. Ya aynen böyle bir şey oldu. Ha, nikah salonu. Aşkım, ben Kervansaray'da nikah yapmak istiyorum diyorsun. Orada yapılıyor. Bu çocuklar hazır yapılmışı da var. Mesela nikah burada yapıyorsun ya, hemen çocuk alıyorsun buradan bir tane. Hazır büyümüş. Götürüyorsun, hiç sıkıntı yok. Çocuk yapmaya uğraşmana gerek yok yani. Çekmez mi? Gösteriyor. O en çok bilgiyi veren çocuk gösteriyor, biliyor musun? Kemal, en çok bilgi veren çocuk ne diyor biliyor musun? Evet. Benim olduğum yerleri kesin, atıyorsanız öyle atın diye hitap ediyor. Ben istemiyorum mu diyor. Evet. İşte. Kim o? Ben. Sen misin? Evet. Şerif haklı sürüyorum. Tamam. Dava edersin beni. Eskiden de abicim... Dava değil ya. Eskiden de abicim çimento olmadığı sebeple keçi kılı... Onu biliyorum. Keçi kılı, zeytin kılı hep... Kapatıyorum kaydı. Evet. Bir de abicim hem işte hem dışta 100 tane konum mu? 100 tane ha, onlar hep... Şey. Ama hem... Bir de 200 tane. Çık hadi. Düz mü? Burası işte zaten komple restore edilmiş evler. Ha. Hikaye bu yani. Buradan girip çıkacağız yani. Tamam. Tamam, devam et. Bilmiyorum, ben de kapanıyorum. Direkt o zaman.